Antalya'nın tek kanalı Kanal V ekranlarından Sanat Notu'ya kadar herkese merhabalar. Bu haftaki program konuğum Akdeniz Üniversitesi'nin seçkin tiyatro topluluğu Tiyatro Akademi oyuncuları bizlerle beraber oldu. Akdeniz Üniversitesi Tiyatro Akademi'nin bu yıl sahneye koyduğu, Antalya'da yıllarca kapalı gişe oynamış olan Savaş Ay Kılıç'ın yazdığı, Erkan Altay'ın yönettiği Aşk Grevi adlı oyunla perdelerini açtı. Aşk Grevi oyunuyla seyirciden tam not alan, büyük beğeniler toplayan ve oyun sonrasında dakikalarca ayakta alkışlanan Tiyatro Akademi oyuncularıyla Aşk Grevi'ni konuştuk. Tiyatro Akademi'de 12 yıldır sahne almaktayım. Bu yıl Aşk Grevi adlı oyunumuzda da yine sanat yönetmenimizin takdiriyle bir kez daha sahnede görev aldık. Laz tiplemesi ve birinci asker rolleri verildi. Aşk Grevi'nde birçok konuya trajikomik bir şekilde yaklaşılan önemli mesajlar veren bölümler var. Onlardan biri işte benim Laz tiplemesiyle arazilerin ele geçirilmesi, oradaki hem saf hem bilir gibi davranan bir şeyleri yakalamak ve fırsata dönüştürme çabası içerisinde olan bir tipleme. Ayrıca oyunun ilerleyen bölümlerinde birinci asker olarak sahne aldığımız arkadaşlarımızla önemli replikleri seyirciye aktardığımız bölümler, onlar bize büyük keyif veriyor. Hem bizler çoğu zaman da bu replikleri söylerken gülmemek için de kendimizi çok zor tutuyoruz. Çok yani geçişler çok hızlı bir şekilde ve film karesi gibi oluyor aslında. Onlardan biri de köylüyken bir anda kendimizi Romalı savaşçı olarak görüyoruz. O da giydiğimiz kıyafetlerle birlikte karşılığını vermeye çalışıyoruz oyunun. Oyun içerisinde Antik Yunanlı dönemin rollerini, kostümlerini üstlenmiş arkadaşlarımızın, oyuncu arkadaşlarımızın eşleri var. Benim de eşim var. Güneydoğulu İştar isimli. Onunla derdim çok. Savaştan geliyorum. Çok özlemişim. Birlikte olma hayalindeyim. Ama bu hayali gerçekleştirmek ne mümkün? Ya grev var, ya yasak bölgeye giremiyorsunuz. Emir demiri kesiyor ama kadının dediği oluyor yine. Yanaşamıyorsunuz. O arada çok güzel alışverişler, sözlü birbirimize atıflar var. İzleyicinin de büyük keyif aldığı bir bölüm orası da. Özge Soytürk, Akdeniz Üniversitesi Tiyatro Akademi ile 3. senem. Aşk Grevi ile bu sezon seyircilerimizin karşısındayız. Provalar inanılmaz keyifli geçti. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Biraz normalden uzun aslında prova aldığımız bir durum var. Çünkü sanat yönetmenimiz aynı zamanda başrol oyuncularımızdan olduğu için o yüzden birazcık uzun sürdü ama çok keyifliydi. Kahkahalarımızın sürekli böyle provalar oldu. Sahne çok keyifli, Aşk Grevi çok keyifli. Ben Doğu Tanrıçası İştar'ı canlandırıyorum, sevgili eşim Okan. Bizim Okan'la, tüm ekiple tabii sahnelerimiz çok keyifli ama ben Okan abiyle çalışmakta inanılmaz keyif alıyorum. Seyirciye de onu aksettiriyoruz diye düşünüyorum. Evet, yani savaştan yorulan, gelen ve karısına hasret duyan bütün komutanlar, askerler aynı şekilde ama bizim diyaloglarımız böyle bir ekstra keyifli, eğlenceli geçiyor. Evet, evet, naz yapıyorum biraz, yapmak zorundayım. Aşk Grevi'ndeyiz çünkü. İstediğimizi elde etmek adına. Gözde Küreşçi Yelken, Tiyatro Akademi'deki 10. sezonumdayım.
Aynı zamanda reji asistanlığı yapıyorum. Oyuncu olarak görev alıyorum. Bazen ışıkta rol alıyorum. Birçok noktada olduğum oluyor yani. Arkadaşlarım bahsettiler, kesinlikle provalarımız Kahkaha Tufanı olarak geçiyor. Yani bir de ben tabii burada reji asistanlığını da yaptığım için aynı süreçte. Yani bölünüyor Kahkaha Tufanı. Böyle herkes birbirini kaybediyor gibi bir durum yaşıyoruz yani. Gerçekten yaşıyoruz. Çok keyif alarak prova yaptık bu oyunda. Bir o kadar da sahnede keyif aldık. Özellikle ben Artemis, Batı Tanrıçası'nı oynuyorum. Eşim Rumelili bir asker. Onunla olan bizim diyaloglarımız biraz daha nazdan ziyade biz biraz daha komik, saf böyle. Oyuncu bir çiftiz yani. Birimiz Rumelili, birimiz Batı Tanrıçası olunca. Benim özellikle en çok hoşuma giden sahne tabii ki de Roman Havası oynadığım sahne. Yani bunu yadsıyamayız, bunu kesinlikle söylemem gerekiyor. Çok seviyorum. Sahnede oynamak ayrı bir keyif benim için. Yani her rolde olduğu gibi Artemis'i Batı Tanrıçası olduğu için ayrı bir severek oynadım. Şöyle başladı, kadınlar bir uyanış yaşadılar. Yani erkeklerinin yanlarında olmaması, kendini yalnız hissetmeleri, bir boşluğa düşüyorlar ve erkeklerin öleceğini düşünüyorlar. Onları bir daha göremeyecekleri hissiyatıyla birlikte bir aşk grevi yapmaya karar veriyorlar. Tabii bizzat biz karar verdik buna. Yani böyle ama çok inanmış gibi anlatmadım mı şu an arkadaşlar, lütfen yani. Sanki biz yazmışız gibi oldu. Tabii ki de çok güzel yazılmış bir oyun. Yani kesinlikle kadınlar o niyetle çıktıklarını düşünüyorum yola. Tabii ki de Kibele onları uyandıran kişi zaten. Yoksa İştar ve Artemis biraz daha saf oldukları için böyle çok savaş, hani bir zarar getirir mi getirmez mi kestiremiyorlar. Ama ana tanrıçamız Kibele bizi bu duruma uyandırıyor. Ve kadınlar bir aşk grevi yapmaya karar veriyorlar. Başarılı da oluyorlar. Ben Ali Karakuş, Akdeniz Üniversitesi personeliyim. Tiyatro Akademi ile 2016 yılında tanıştım. Yeni oyunumuz Aşk Grevi'nde de hem oyun provalar olsun hem oyun sahnede olsun zevkle oynadığımız bir oyun. Yani oyun biraz geç çıkmış olabilir ama tabii bu neyden, prova esnasında gülmekten oyuna geçemiyorsun. Bir türlü prova alamıyorsun. Aşırı hareketli bir oyun, labarbaların sürekli dönmüş olduğu bir oyun. Bir de yönetmenimiz de oyunun içerisinde olduğu için tabii ister istemez biraz gecikiyor yani. Oyunda Rumeli'yi canlandırmaya çalışıyorum. Rumeli'nin ilk başta dediğim gibi biraz şivesel olarak çok zordu. Tabii sonra alıştık, şimdi şive olarak devam ediyor. Normal hayat aşamasında falan vesairede de Rumeli'nin gidiyor ama bir şekilde değiştirmeye çalışacağız biz bunu. Eşim Artemis ama bir türlü kavuşamıyoruz. Sebebi nedir? Bir feminist kapımız var. Bir feminist kapı var, direniyor sürekli ama kavuşamıyoruz işte. Biz askerlerle beraber sürekli savaş halindeyiz. Tabii buna savaş mı denir yoksa yağmalama mı denir onu bilmiyoruz tabii ki. Sürekli bir fırsatçılık halindeyiz. Topraklardır, ganimetlerdir. Ama tabii bu aradayken aşk grevi ilan eden eşlerimize de açız, susuyoruz ama bir türlü kavuşamıyoruz. Şimdi Artemis'le geçen bölümlerde sürekli bir istiyorum ama dediğim gibi feminist kapı yanaştırmıyor. Ama Artemis de istiyor. Yani eşim de istiyor ama aramızda direnen bir feminist var. Tabii o kısmı hiç demedik. En baştaki bir Laz'la bir anlaşamıyoruz. Ne kadar savaşsak da, ne kadar yağmalamalar yapsak da, kavgayla başlasak da anlaşamıyoruz bir türlü. Anlaşamamız sebebi tabii ki çıkar. Yani benim kendi çıkarım, onun kendi çıkarı, yani biraz da Laz uşağı herhalde biraz hatunlardan yana. Biraz oradan kaynaklanıyor. Ben komutandan tarafayım, erkek direnişindeyim. Ama Laz uşağı bayanlardan tarafa, yani görmesin işlerini, kaybediyor kendini. Burada küçük bir repliğimiz var. En önemlisi Laz uşağından duyuyoruz. Yanayrım, yanayrım, ben sizden yanayım. Kariler, Kübele. Aysun Argun Altay, sevgili hocamız Savaş Aykılıç'ın kaleme aldığı ve yönetmenimiz olan Sayın Erkan Altay, sizin yönetmeye çalıştığınız, oyunun içinde olduğunuz için de bayağı bir sıkıntı yaşadığınız ama oyuncu arkadaşların ve tabii ki sizin büyük performansınızla bu güzel oyunu halkımıza buluşturduk. Seyircilerimiz çok keyif alarak bizlerle birlikte sahnede adeta iç içeyiz. Ben Ana Tanrıçayı oynarken kadınların aslında benden yana olmadıkları ortadaydı. Onları ikna etmem biraz güç oldu.
Çünkü onlar her zaman eşleriyle bir arada olmayı arzu eden, işte birçok çoluk çocuk dünyaya getirmeyi arzu eden ama dünyaya gelsin hiç önemli değil onlar için. Nasıl bir dünyada yaşayacakları, barış yaşayacakları bir dünya olup olmaması onlar için önemli değildi. Bunları onlara hatırlatmaya çalıştım. Çünkü Kibele bir önder zihniyeti taşıyan karakter. Dolayısıyla onları frenlemesi gerekiyordu ve aşk grevi ilan edilmesi gerektiğini onlara yansıtmak zorundaydı. Erkeklerin yaptığı yanlışları onlara anlatmak durumundaydı. Ve sanırım biraz zoraki de olsa ikna etmeye çalıştım. Ve başardım. İyi ki de başarmışım çünkü sonuç çok güzeldi. Kadınların egemen olduğu bir ortam ortaya çıktı ve inanın belki günümüzde çok daha farklı ama bu anaerkil ataerkil olayı anaerkil olunduğunda gerçekten her şeyin sevgiyle yürüyebileceğini, güzellikler içinde devam edebileceğini yansıtmaya çalıştık. Aslan Özgen ben. Tiyatro Akademi'ye 2019 yılında katıldım. İlk tanıştığımız günden itibaren sağ olsunlar bütün ekip olarak hocam da, eşi de, rol arkadaşlarımız, oyuncu arkadaşlarımızın hepsi beni çok güzel sarmaladılar. Onların arasında olmaktan çok mutluyum. Bana her zaman güç verdiler. İlk heyecanım oldu bu oyun benim için. Aşk Grevi çok güzel bir ekip, çok güzel bir oyun. Biz provalarda arkadaşlarım bazen çekerken kendim gülmekten bazen telefonu düşürdüğüm oluyor çekerken. Bunu gayet net yaşadık yani gerçekten. Çok güzel bir ekip. Ben oyunun anlatıcısıyım. Hocam bana her zaman tabii şöyle yapmalısın, gerekiyorsun, böyle olmalı diye öğretiyor. Çok eğitimim eksik çünkü diğer arkadaşlarıma göre. Hocam sayesinde ve arkadaşlarımın desteği sayesinde bunu kırabildiğime inanıyorum. Seyirciyle göz göze gelmek çok farklı bir heyecan. Bana perde arkasına bakma dediler, seyirciye bakma dediler ama ben bakmış bulundum ve çok heyecanlandım, inanılmaz heyecanlandım. Çok kalabalıktı, bu kadar kalabalıkta konuşmak çok zor bir şey, hele benim için çok zor bir şey. Ama çok güzel oldu, başarılı oldu. Geçen oyundaki aksaklıktan dolayı hele çıplak ışıkta oynamak daha büyük bir heyecandı. Ama yine de hocamın ve arkadaşlarımın desteğiyle bu heyecanımı yine kırdığıma inanıyorum. Hepsine teşekkür ediyorum. Bu ailede olduğum için çok mutluyum. Teşekkür ediyorum. Türkiye'deki birçok amatör tiyatro tarafından sergilenmekte ve sosyal medyada oynanan oyunları biz oyunumuzu çıkarttıktan sonra kendimizi mukayese etme anlamında baktığımızda gerçekten çok başarılı bir reji, güzel, temiz bir oyunculuk, çok kirli sözlerden arınmış, gerçekten izleyicinin, sanatseverin o seviyede, o düzeyde beklediği ve aldığı replikler olduğunu tanıklık ettik. Sevgili Rumelili kardeşimiz bana feminist kapı deyip duruyor farkındaysanız. Dolayısıyla ben arada bir kapı görevi alıyorum ve o kapı hiçbir şekilde açılmak istenmiyor. Ama o da eşine kavuşmak arzusu içinde. Bakıyorum ki benim Artemis'im de buna gönüllü. Dönüp ona diyorum ki yani sen verdiğin yemini nasıl unutabilirsin? Olur mu böyle şey? Bu sefer o tamam diyor, yarı gönülsüz bir vaziyette. Ama bizim sevgili Rumelili kardeşimizi ben dışarıya atmak için çaba sarf ederken o beni kandırmaya çalışıp çok güzel bir şekilde işbirliği yapıp teknik odamıza, ışık odamıza, sevgili Gökhan arkadaşımıza işaret ederek bir müzik çaldırıyor ve o tango acayip bir şekilde ben onunla cebelleşiyorum, o benimle cebelleşiyor ama maalesef beni yeniyor ve beni dışarı atıyor, eşine kavuşabiliyor. Kavuştun mu? Ama şimdi şöyle bir durum var, ben istememin yanı sıra eşim Artemis de beni istiyor. Kapılar o zaman engel olamaz mı? Şöyle oluyor, çok güzel engel oluyor kapılar. Çünkü katıldıktan sonra ben bir aydınlanma yaşıyorum. Ve şöyle oluyor, bu sefer Rumeli askeri ben kandırıyorum ve onu anlatmaya çalışıyorum tatlı bir dille. Yani önemli olan barış, sen git Atinalı askerlerle barışı yap, gel sonra ne istiyorsan yaparız tatlı. Böyle bir mesaj veriyorum. Engel olamadı derken kapı engel olamadı ama daha sonra tabii biz Artemis'e takıldık.
Artemis sonradan bir uyandı. Uyanmasa iyiydi ama uyandı işte. Sonra şeyin barışta olacağı tanısıyla bir gidip bize bir öyle bir şey bıraktı. Sonra bir barışı yaptık ama en sonunda gene biz yanlışımızı anlayarak karılarımızdan özür dileyip gene kadını fendi erkeği yendi yani. İlk senem işte tecrübeler falan vesaire kahkaha telefonu düşürüyorum gibisinden. Şimdi bunu tecrübeyle yani tecrübe ne kadar tecrübe olursa olsun sahnede ben oynarken komutanımın dediği bir söz var. Anamın evine gideceğim gari. Ya orada bile ben kendimi zor tutuyorum yani. Oyunda gülmemek için kafamı çeviriyorum sahnede. Ki bu tecrübe mi? Değil. Çünkü oyun çok zevkli. Ya oyun kendinin dışında artık devam edip gidiyor ya. Yani. Zeus yani Yücel abi inanılmaz cuk diye oturdu bence karaktere. Kesinlikle duruşuyla, hareketleriyle, mimikleriyle. Ya ben şunu söyleyeceğim Zeus'la ilgili. Zeus sahneye çıktığı zaman biz arkada birbirimize böyle cimcik diyoruz. Hani kahkahamız, sesimiz falan gitmesin diye. Ben böyle yanaklarımı ısırıyorum. Ve sürekli böyle perde arasından görebilir miyim? Ne olur izleyeyim yani. Bir kerecik izlemek istiyorum. Gerçekten sizin o sahnenizi bir kere seyirci koltuğuna oturup izlemek istiyorum. O mümkün olmuyor. Sürekli böyle perde arasından biraz bakayım diye. Muazzam, çok çok keyifli. En keyifli sahnelerden birisi. Ben ekibin sürekli hasta olanıyım. Tiyatro ile ilgili onu söylemek istiyorum. Ama yine de herhalde bir şekilde başarıyla sahneye çıkıyoruz, yapıyoruz diye düşünüyorum. Çok keyifli, oyun çok keyifli, çok komik. Verdiği mesajlar olarak da çok kıymetli bir oyun. Onun dışında dediğim gibi hani biz kuliste çok eğleniyoruz. Yani sahne önünde bir şey olurken sahne arkasında olan arkadaşlar yani biz seyirciden önce kopuyoruz zaten. Biz kendimizi nasıl sahneye adapte edeceğiz? Ben gülerken sahneye çıkmayı unutup dürtülüyorum arkadan. Özge çıkacağız hadi falan. Ha tamam öyle mi modundayız sürekli. Çok keyifli. Bütün sezonda devam edecek zannediyorum değil mi hocam? Evet devam etsin. İnşallah seneye de oynayalım yanına bir oyun daha ekleyerek. Yani şimdi ekran olunca ne kadar paylaşılabilir olduğundan emin olamadım. Ben... Daha çok hani oyun değil de naz yapan, evet biz birbirimizi isteyen bir çiftiz. Dediğim gibi Okan abiyle zaten oynamak çok keyifli. Fazla isteyen, hani iştar, biraz daha iştahlı bir karakter aslında. Okan abi de yani gelmiş Laz komutan işte savaştan karısını aç. Hani ben de sürekli hani vardım varacağım, ah oh, oh, bir yemin etmiştik durumundayım. Hani içimden seviyorum. Ana tanrıçamızı çok seviyorum içten içe. Yapamam hani ben de istiyorum gelmem gerek ama gelemem. Neden? Çünkü bazı bölgelerde o hal ilan edildi. Aşk grevimiz var. Siz savaşmakta olduğunuz erkeklerle barış yapana kadar giriş çıkış yasak evimizde diyelim. Evet aşk grevimiz var. Çok tatlı, keyifli geçiyor. Bir türlü yapamıyoruz zaten. Sürekli kovalamaca hali. Evet. Bunun yanında hani hep kulis arkasındaki sahnedeki arkadaşları izlerken kahkahalar, gülümsemelerden söz ediliyor. Biz sahnede oynarken komutan rolündeki arkadaşımızın arkasına saklanarak, hocamızın arkasına saklanarak biz başımızı öne eğiyoruz. Seyirci de bizim güldüğümüzü görüyor, biliyor. Onlar da iki kat destek veriyor bizim gülmemize. Ama bu gülmeler yerinde ve herkesin katılım gösterdiği anlar. Valla bazen kaçırıyoruz. Biz bile gülüyoruz sahnede. İster istemez. Yani oyunun gidişatında bunlar da olabiliyor bazen. Çok dikkat ediyoruz tabii ki ama her zaman değil, çok özel yerlerde biz bu gülüyoruz, bu tebessümü gösterebiliyoruz. Oyun esnasında ilk çıktığımız sahnenin ardından benim kendi tiradım başlayacak kübele olarak. Dolayısıyla benim sahneden geriye çıkmam gerekiyor ilk bölümde. Ben geriye çıkarken sevgili Artemis ve İştar'ım benimle birlikte gelmek zorundalar. Çünkü beni arkada giydirecekler. İnanın o arkada birisi olup o görüntüyü çekmesi gerekiyor. O kadar bir koşturma. Her şey havada uçuşuyor. Onu çıkart, bunu çıkart, onu giy, bunu giy. Ama sahneye çıktığında bambaşka bir kişi olarak çıkıyorsunuz oraya. Çok değişik bir his. Ben onu orada yaşıyorum. Sonra sahne esnasında ben tiradımı atarken bir bakıyorum belimde kemerim takılmamış. Veya ne bileyim bileğimde takmam gereken aksesuarım eksik. Veya ne bileyim herhangi bir şey. Aynı şey diğer arkadaşlarım için de geçerli tabii ki. Arka taraf
çok bambaşka bir sahne önünün çok dışında özellikle başlı başına çekimi alınması gerekebilecek bir konum diyebilirim. Dolayısıyla bu keyifli oyunda arkadaşlarımla birlikte seyircilerimizle buluşmak bizim için en büyük ödül. Çok emek verdik, çok çaba sarf ettik. Özellikle siz yönetmenimiz olarak içimizde olmanız bizim için çok büyük dezavantajdı. Evet, çok güzel, çok keyif katıyoruz. Sizinle birlikte oynamak çok bambaşka. Özellikle benim eşim olarak oynuyorsunuz ve bu benim için çok farklı bir karakter, çok güzel bir deneyim. Gerçek yaşamda da eşimsiniz. Dolayısıyla bunun verdiği ayrıcalık da benim için güzel oluyor. Ama bunu yaşamak, sahnede bunu o tarafa, seyircilerimize yansıtabilmek çok daha başka. Herkesin emeğine sağlık diyorum. Sevgili arkadaşlarımla bir arada olmak, tiyatro akademide bir üye olmak benim için en güzel ödül. Tabii 12 yıldır yan yana oynayan bir ekibiz. Ama her yıl kadromuz da yenilenen oyuncu arkadaşlarımız da var. Akademik personelden, profesöründen, öğretim üyesine kadar her yıl oyunlarımıza yeni isimler katılıyor. Birbirimizi artık tanıyoruz. Yani bir sanatçı kaprisi, bir eksik bir şey unuttuğumuzda yani niye böyle yaptın, neden öyle oldu diye tavırlar ortaya koyan bir durumumuz kesinlikle yok. Hatta birbirimizin açığını nasıl kapatırız noktasında çaba ve gayret içerisindeyiz. Bizi güzelleştiren yanlardan biri de bu. Çok seviyeli ve düzgün. Büyüğün büyüğüne, küçüğün küçüğüne, küçüğün büyüğüne, büyüğün de küçüğüne inanılmaz bir saygı çerçevesi içerisinde muhteşem bir ekip olarak Antalya'nın da alternatif tiyatrosu olarak devam ediyoruz nice 12 yıllara. Ben Akdeniz Üniversitesi Tiyatro Akademi'ye çok teşekkür ediyorum. Ayrıca özellikle Erkan Altay, size çok teşekkür ediyorum. Çünkü beni tiyatroyla tanıştıran, tiyatroyu sevdiren kişi 2013 yılında başlamak üzere sizsiniz. Ve şu an geldiğim noktadan, yerden çok mutluyum, çok huzurluyum. Evet, yorucu süreçler yaşıyorum ama o kadar keyif alarak yapıyorum ve keyif aldığım bir işin içindeyim ki. Yani onun verdiği huzur ve tat, yorgunluğu her şeyi unutturuyor. O yüzden çok teşekkür ediyorum ben size. Nice birlikte yıllarımız olsun inşallah. Öncelikle bu programa katıldığımız için teşekkür ediyorum kanala da. Bu ekipte olduğum için gerçekten çok mutluyum. İnşallah ben de arkadaşlarım gibi daha çok çalışarak daha başarılı olmayı istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Evet, ben de öncelikle Kanal V'ye ve değerli ekip arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu ekiple birlikte olmak gerçekten çok güzel bir şey. Benim en sevdiğim kısımlardan biri de aslında şey oluyor, dekor kısmı oluyor. Yani hepsi bizim emeğimiz. El emeği göz nuru derler ya, kostümümüz, bilekliğimiz, aksesuarımız, her şeyimiz. Yani tabii hocamız buna izin verdiği için aslında sizin nezdinizde, yani bizi dinlediğiniz için bu noktada, bize de söz hakkı tanıdığınız için ayrıca teşekkür ederim. Çünkü şey çok güzel bir şey, mesela kendi hoşuna giden bir bileziği takmak bile böyle insanı ayrı bir moda sokuyor, böyle hoşuna gidiyor, öyle bir durum oluyor. Onun haricinde ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Kahkaha Tufanı devam edecek, bizi de takip etmeyi unutmayın bu arada. Tabii en büyük desteğimiz Akdeniz Üniversitesi'nden. Akdeniz Üniversitesi Rektörümüz Profesör Doktor Mustafa Ünal'a, üniversite yönetimimizdeki tüm yönetim daire başkanlarımıza, rektör yardımcılarımıza, şube müdürleridir, desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Nice 12 yıllara deyip teşekkürler. Evet, son olarak bu ekibin biraz başı oldum herhalde. Sevgili bayan arkadaşlarımı büyük bir grubun içine sokmak zorunda kaldım. Aşk grevi yaptırmak durumunda kaldım. Ama bu aşk grevi bizim önderliğimizi sağladı. Erkeklerimizin biraz da boyun eğmesini sağladı. Kabul ettiler bizi. Ve dolayısıyla çok keyifli bir oyun çıktı ortaya. Hepimizin emeğine sağlık diyorum. Sevgili yazan hocamız Savaş Aykılıç'ın kalemine sağlık. Sizin de rejinize, yönetmenliğinize ve varlığınıza sağlık diyorum. Bizim tiyatro akademi olmamızı sağlayan ve hala devamlılığımızı sürdürmemizi destekleyen üniversite yönetimimiz Sayın Profesör Doktor Rektörümüz Mustafa Ünal hocamıza ve tabii ki onun alt birimlerindeki bütün ekibe yürekten teşekkürler. Basın ve halkla ilişkiler şube müdürümüz Sayın Fatma Yiğit'e çok teşekkür ediyoruz. Onun dışında bizim oyunlarımızı gönül rahatlığıyla
ve tüm seyircilerimizi orada kabul edebileceğimiz sahneyi bize tahsis eden sevgili Aslı hocamız, Aslı Somuncuoğlu, kendisi Hukuk Fakültesi Fakülte Sekreteri. Kendisine de burada bizzat teşekkür ediyorum. Sayın Dekan hocamıza da, Hukuk Fakültesi Dekanı'na da çok teşekkürler. Ve Sanatla 30 Dakika programına bizi davet edip misafir ettiğiniz için Kanal V ve size özellikle teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Sanat programlarının seyirciyle buluşmasını sağlayan bu güzel programa yürekten teşekkürler. Hoşçakalın. Antalya'nın tek kültür sanat programı Sanatla 30 Dakika'dan bu hafta da programımızın sonuna geldik. Bir dahaki hafta seçkin konu ve konuklarımızla yeniden sizlerle olacağız. Bizi takip etmeyi unutmayın. Ve lütfen sanatsız kalmayın.